Havaların giderek ısınmaya başladığı bu sıcak yaz günlerinde keyifli bir yaz geçirebilmek için bazı sağlık önlemlerini göz önüne almamız gerekmektedir. Bunların başında sıcak havalarda vücuttan su kaybı fazla olacağı için günde ortalama 2,5 ile 3 litre kadar su içmemiz gerekmektedir. Özellikle yaşlı olan kişilerde ve beraberinde ek hastalığı olan diyabet hastalarında, hipertansiyon hastalarında çok daha önem arz etmektedir. Çünkü diyabet hastalarında havanın sıcaklığının artmasına bağlı olarak kan şekerlerinde de yükseklik söz konusu olmaktadır. Keza hipertansiyon olan hastalarda kullanılan ilaçların içerisinde idrar söktürücüler olduğu için bunlarda sıvı kaybı daha fazla olmakta. Sıvı kaybı ile beraber vücuttan sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi elektrolitler kaybedildiği için halsizlik olmaktadır. Bu nedenle özellikle bu tür hastalarımızın, yaşlılarımızın, kronik hastalığı olan kişilerimizin sıcak havalarda, özellikle sıcaklığın çok arttığı saatlerde dışarıda olmaması gerekmektedir. Bunun dışında sıcak havalarda bizi kurtaran klima kullanılması konusu da önem arz etmektedir. Klimanın direkt olarak yüzümüze çarpmaması ya da akşamları sabaha kadar klima çalıştırmamamız gerekmektedir. Bu şekilde olursa sabahları ağrı ve tutukluk dediğimiz fibromiyalji olabilmekte, bazen de zatürreye neden olabilmektedir. Bu nedenle klimayı da optimal 23-24 derece arasında tutulması gerekmektedir. Yaz aylarında sıvı kaybı fazla olduğundan bunu karşılamak amaçlı çay ya da kolalı içecekler suyun yerini tutmamaktadır. Gerekirse ayran ya da maden suyu içilmesi gerekmektedir. Özellikle dondurma gibi sütlü tatlar yerken de soğuk zincire uygun olarak olması önem arz etmekte ve bunlar da enfeksiyon ve bulaş açısından korunması gerekmektedir. Özellikle gıdalı olarak da fazla yağlı, salçalı, kızartmalı gıdalardan kaçınmak gerekmektedir. Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı yemekte fayda vardır. Giyim konusunda ise sentetik kıyafetlerden uzak durmamız gerekmektedir. Pamuklu giyecekleri tercih edilmeli ve üstümüze de pamuklu malzeme kullanmamız gerekmektedir. Bunlar hem tere emmekte hem de hava geçirmeye sağladığı için hem mantar oluşumu da azalmakta hem de sıhhatli olmamızı sağlamaktayız. Bunun dışında sıcak havalarda ıslak tişört ya da ıslak şapka ile durmak bizi serinletmez. Tam tersine ise enfeksiyonlara ve özellikle zatürreye neden olabilir. Bu nedenle günde bir iki kez ılık banyo almakta fayda vardır. Esasında güneş çok faydalı olmakla beraber çok fazla güneşe maruz kalırsak güneş çarpmaları olmakta, bunun dışında da cildimizde bir takım alerjik reaksiyonlar gelişebilmektedir. Esasında D vitamin kaynağı olan güneş için ise özellikle güneşlenirken dikkat etmekte fayda vardır. Gerekirse de güneş kremleri kullanmamız gerekmektedir. Özellikle çocuklar, yaşlılar gibi sıcağa karşı toleransları oldukça azdır ve bunlarda sıvı kaybı fazla olduğu için özellikle çocukları da sıcakta bırakmamak gerekmektedir. Bazen haberlerde görüyoruz, arabada bırakılan çocukların birkaç saat içerisinde öldüğüne de şahit oluyoruz. Sıcaklığa çocukların toleransı azdır, aşırı sıvı kaybı olmaktadır. Çocuklarımızı muhakkak serin yerlerde tutmamız gerekmekte, yeteri kadar sıvı alımını sağlamamız gerekmekte, enfeksiyonlara karşı da özellikle soğuk zincire uymamız gerekmektedir.